Efendim, ünlülerin dünyası kısa bir aradan sonra devam ediyor. Dile kolay. Tam bir yarım asır, yani bir 50 yılı bir kenara bırakmış. Ama yılların kendisinden hiçbir şey alıp götürmediği, hala dimdik, hala sağlıklı ve hala müzik için, nitelikli müzik için mücadele eden ve gerçekten de bunu da başaran çok önemli bir isimle sohbet devam ediyor. Alpay abi, bu popüler olmak, söyleyenin yani şarkıyı yorumlayanın şarkının önüne geçmesiyle alakalı mı, yoksa şarkı mı yorumcunun önünde olmalı? Yani hangisi sizce popüler olmalı? Yorumcu mu, şarkı mı? Şarkı popüler olduğu zaman zaten yorumcusu otomatikman popüler olmuş oluyor. Popüler olmak çok büyük marifet diye bana göre. Hatta Mina Urgan diye bir hatun. Çok önemli bir kadın. Anılar niyazdı ve acayip satış yaptı Anılar. Kadın dedi ki, ya ben çok mu kötü bir şey yaptım acaba diye sordu. Bu kadar satıldığına göre dedi. Demek ki iyi şeyler az satılıyor, kötü şeyler çok satılıyor. Popülerlik böyle bir şey demek aslında. Şimdi popüler olan olay şu. Bir anda insanları saran çok basit bir takım olaylar. Ama basit olan olaylar, üç kere dinlendikten sonra bıkılan olaylar oluyor. Yani sen şimdi kendi hesabından düşün. Bir şarkıyı şarkıcı gibi söylemeye başladığın anda o şarkıdan bıkarsın sen. O şarkıyı söyleyemeyeceksin ama dinleme gereksinimi duyacaksın. Evet. Asıl olan budur. Araştıracaksın. Evet. İşte albümünü bulacaksın. Ha, dinleyeceksin ama gene söyleyemeyeceksin şarkıyı. Ama dinlemekten zevk alacaksın. Olay bu. Şimdi bu da bir yöntem. Bugünün müziğinde, bugün yapılan müzikte çok iyi şeyler de var. Onu da söyleyeyim sana. Her şey kötü değil. Ama çoğunlukla son derece basit şarkılar popüler oluyor. Ve o popüler olan şarkılar 2 ay acayip oluyor, 2 ay sonra çöpe atılıyor, bir daha da dinlenmiyor. Yani bu popüler olmak bence çok önemli bir marifet değil. Oysa bir şarkı yapıp da o şarkının yıllar yılı dinlenebilmesi, her seferinde zevk alınabilmesi bence yaşayan müzik o. Yani benim yöntemim bu. İki, ben arkaya bakan bir adam değilim. Ben hep önüme baktım hayatımda. Şimdi Cenap Şahbettin'in önemli bir lafı var. Diyor ki, hatıralar ihtiyarlamış dimağların koltuk deliğidir. Arkaya bak. Arkaya, yani hatıralar güzeldir de, yani yeri geldiği zaman konuşulur. Şimdi konuştuğumuz gibi. Ama onlarla yaşanmaz. Eğer onlarla yaşamaya kalkarsan o günde kalırsın. Bugünü yaşamazsın. Onun için ben devamlı üretmeyi tercih eden bir insanım. Ben bunu seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Popüler olsun diye yapmıyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Ve benim sevdiğim şeyleri toplum da severse bu güzel bir paylaşım oluyor. Paylaşım iyi bir şeydir. İnsan güzel şeyleri de, hüzünleri de paylaşmayı sever. Tek başına, hiçbir şey tek başına yaşanmıyor. Paylaşmak çok önemli bir olay. Toplumla bunu paylaşabildiğin zaman bu çok keyifli bir şey tabii. Ama paylaşmasan olabilir. Yani ben bir şarkı yaptım. Hiç şey gibi, Güven Parkı diye bir şarkı yaptık. Onu da konuşuruz. Şarkı satılmadı gibi bir şey yani. Albüm. Süper bir albüm aslında. Türkiye'de yapılmış ilk ve son bence senfonik rock albümüdür o. Güven Parkı 12 dakika süren bir şarkı. 12 dakika. Evet. Yani Güven Parkı'da oturup bugün bir müzikal yapılabilir. İçinde 10 şarkılık malzeme var. Ama kimse bir şey anlamıyor. Bu da marifet diyor. O zaman pop müziğin dışına çıkmış oluyor olay. Pop müzik demek insanlar tarafından anlaşılabilen, kitlelere ulaşabilen müzikler pop müzik. Yani bu ne gibi? İşte Rodrigo'nun gitar konçertosu. O klasik, klasik. Ama bence pop müzik o. Peki ben söyledim. Dünyada ilk defa onu
sözlü olarak vokalle yapmış adam benim. Rodrigo'nun gitar konçertosunu. İşte o 60'lı yıllarda, 64 yılında Türkiye'nin altını üstüne getiren şarkılardan biridir. Çok uzun süre Türkiye'de bir numara kalmış bir şarkıdır. İspanyolca. Hafızanızda var mı şu anda biraz? Yani hafızamda var ama müziksiz söyleyecek bir şey. Değil. Sen de bir adamı şarkı söyletmeye çalış. Söylenmez kardeşim. Müzik olmadan şarkı olur. İşte bu. Yani burada bir anda böyle canımız şunu istedi. Yani burada bir gitar çalan birisi de olsa da Alpay abiye canlı canlı böyle söylesek ama... O gitar çalan da illa da söylenmez. Onun benim şarkılarını bilmesi lazım. Benle çalışmış bir adam olması lazım ki lazım doğru düzgün çalsın. Mesela ben bir yere konuk olarak gittiğim zaman millet bağırışıyor sahneye. Ben nefret ederim o işten. Herkes beni de sahneye çıkarın falan diye isterler. Ben hiç hoşlanmam. Ben kendi orkestramın dışında bir orkestraya müzik yapmayı hiç sevmem yani. Bu bir zaten şeydir, risktir değil mi Alpay abi? Yani ne oldu da kimsenin bir şey anladığı yok. Diyorlar ki ya orkestraya ne gerek var sen yetersin falan. Öyle değil olay. Olaydan benim zevk almam lazım. Bu şarkı söylemek zevkli bir olay. Şarkı zevk işi. Şarkı görev değil yani bir yerde. Şarkı zevk işi. Peki bu günümüz müziğinde beğendiğiniz isimler ya da takdir ettiğiniz isimler, üretken isimler mutlaka var mı diye benim, soracağım. Benim tarzımda müzik olmamakla beraber bana göre Türkiye'nin en önemli iki tane kadın yorumcusu var. Süper ikisi de. Bir tanesi Ebru Gündeş, bir tanesi Kibariye. Süperler. Yorumcu anlamında. Evet, yorumcu anlamında. Onları dinlerken kendimden geçerim. O kadar severim onları. Çok güzel şarkı söylüyorlar. Yeni tiplerden şey var mesela. Gripin diye bir grup var. Çok güzel şeyler yaptılar. Onları beğeniyorum. Mor ve Ötesi'nin ilk yaptığı albümü çok beğeniyorum. Orada bir şarkıları verdi. Ondan sonra bu yani. Peki Aslı mı kızın? Sıla. Sıla. Sıla çok esaslı bir kız. Çok iş üretken var, bir kız. İş var onda. Güzel de söylüyor. Yani güzel şarkı söylüyor. Güzel şarkı demek önemli bir şey yani. Yani illaki insanların hoşuna gidecek diye bir basit bir şeyin arkasında durmak değil. O şarkıyı iyi söylemek. Bu güzel bir şey. Güzel söylüyor. Çok da güzel söylüyor. Ya ben şeyi de severim mesela. Kenan Doğulu'yu da severim. Az önce Tarkan demiştiniz mesela. Evet. Hani ben şu dönemin Tarkan'ı... Tarkan çok fazla popüler olmuş bir şarkıcı. Kötü mü? Hayır kötü değil. İyi şarkıcı. Şarkılarını iyi söylüyor. Ama o şarkılar benim dinlediğim, oturup da kendimden geçeceğim şarkılar değil. Değil, anladım. Onu demek istiyorum. Artı tabii ki bir de yaşayan hangi şarkısı var çok merak ediyorum. Hangi şarkısı yaşıyor Tarkan'ın sence? Bir tane, iki tane şarkısı var bence. Her zaman yaşayacak. Bir tanesi Kış Güneşi diye bir şarkı. Evet. Bir tanesi Doyamadım Ki diye bağlanan bir şarkı. Öp. Öp mü onun için? Evet. Süper iki şarkı bence. İkisi de süper. Bir de Kış Güneşi dediğiniz gibi. Evet. Yani bana göre süper iki şarkı. Ve o her zaman yaşayacak iki tane şey. İki tane şarkı bile bulabilmek, her zaman yaşayabilecek, 50 sene sonra bile dinlendiği zaman zevk verebilecek İki tane şarkı bulabilmek çok önemli bir şey. Peki ilişkileriniz ne durumda? Yani şu günümüz müziğini yapan gençlerle... Hiç kimseyle iletişim yoktur benim. Yani mesela bunu da bir Alpay abiye soralım ya da onun bir icazetini alalım ya da ona bir dinletelim, fikrini alalım. Var öyle bir takım tipler ama bu çok meşhur olan adamlar her şeyi hallettik zannedikleri için bir şey sormuyorlar kimseye. Ve çoğu da yanlış söylüyor şarkıları. Şimdi... Ben mesela iş olarak şarkıcı koçluğu diye bir olay yapsam, Türkiye'de 40 şarkı söyleyen kimse olmaz. Aa, süper bak. Anlatabiliyor muyum? Hepsine söyle, olmadı baştan. Olma bak, orası öyle değil böyle. Peki bu yarışma programları var. Mesela bu işte özellikle müzik yorumcusu hani ekrana çıkartan işte O Ses Türkiye'ler, Yeteneksizsizler, Popstar Alaturkalar, vesaire vesaire. Bu ve bunun türünde birçok yarışma programında da artık insanlar popülerliği yakalamanın mücadelesini veriyorlar. Şimdi, orada da mesela jüri üyeleri var. İşte orada da koçlar var. İşte onları eğiten, onlara müziği altyapısını gösteren, doğru notaya basmasını söyleyen, doğru sesi kullanmasını söyleyen insanlar var mesela. Onların eğitildikten sonraki durumlarının farkında değilim. Nasıl eğitilmişler bilmiyorum.
Ama onları eğiten insanların çok büyük bir bölümü yanlış şarkı söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan bu. Şimdi çok iyi şarkıcılar var, yanlış şarkı söylemiş. Ne bileyim mesela çok güzel bir şarkı, çok güzel söylenmiş ama hatalı, hatalı yerleri var. Çok da sevdiğim, hatta bir programımı aldığım, birlikte program yaptığımız Aşkın Nur Yengi var. Şimdi onun bir şarkısı var, çok güzel bir şarkı. Şarkının ismi nedir bilmiyorum. Şarkı, bir arada olabilmek ne mümkün bir arada. Bir arada diye laf verme. Bir arada demiyor. Ben olsam onun koçu, ben onu söylese hemen dururum. Bir arada ne demek kardeşim? Arada. Evet, bir arada. Bir arada desene. Bunu söylemek mümkün. Ha, olamayacak bir şey olsa amenna. Ama bu yapılabilecek bir iş. Bu kusuru ben affetmem mesela. Evet, şöyle çok diyorum. Güzel bir örnek ama. Şey var. Bir de şiirlerden şarkı yapıyorlar. Şimdi iki türlü yapılıyor şarkı. Bir müzik buluyor adam. Onun üzerine bir takım sözler yazıyor. Ne derse der. Her şeyi söyleyebilir. Ama bir de bir ozanın şiirinden yola çıkılan şarkılar var. Onun bir kelimesini değiştirmeye kimsenin hakkı yok. Hangi duyguyla yazılmış, hangi döneme göre yazılmış? O şiiri ya olduğu gibi alacaksın, söyleyeceksin ya da hiç kullanmayacaksın. İkisinden biri. Şimdi benim çok sevdiğim bir insan, Hümeyra. Sessiz Gemi diye bir şarkı söyledi. Sessiz Gemi, Yahya Kemal Beyatlı'nın bir ozan şiirinden alınmış. Rintlerin ölümü şiiridir zannediyor. Yoksa ismi belki de Sessiz Gemi. Belki de Rintlerin ölümü. Neyse o şarkıyı biliyorum. O şiiri biliyorum. Rintlerin. Orada diyor ki... Bizim bildiğimiz şarkı değil mi bu efendim? Çok meşhur canım. Çok meşhur. Pek çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Pek çok giden memnun ki yerinden dediğin anda demek memnun olmayanlar da var. Onlar nerede peki? Onlar da zombi olarak aramızda yaşıyorlar. Böyle bir söz olmaz. Bir kere mantık yok burada. Çünkü onun aslı o değil. Şimdi Yahya Kemal böyle bir söz edemez yani. Pek çok gidenin her biri memnun ki yerinden diyor adam. Her biri atılmış. Pek çok giden memnun ki yerinden. Niye? Daha kolay. Halbuki pek çok giden her biri memnun ki yerinden denebilir o şarkıda. O müziğin içerisinde, o şarkının içerisinde. Nitekim benim yanımda şarkı söyleyen, benim vokalistim çok iyi bir şarkıcı. O bu şarkının doğrusunu söylüyor. İnsanlar dinliyor, ona eşlik ediyorlar. Onlar pek çok giden memnun ki yerinden diye söylüyorlar dinleyenler. Diyorum ki siz yanlış bir doğrusu. Siz zannediyorsunuz ki siz diyorum. Bu kız yanlış söylüyor bu şarkıyı. Doğrusu bu. Aslında doğrusu bu. Doğrusu budur bu şarkının. Çok güzel hani noktalardan bahsediyorsunuz. Aslında bizim birçok dinleyici olarak farkında olmadığımız şeyler. Ha işte dinleyici bunu fark etmeye başladığı anda Türkiye zaten yırtmış demektir. Tamam mı? Kültür budur. Her konuda. Evet. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiiri var. Diyor ki arkadaşımız orada. Neydi ya? Yar yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar diyor. Bak seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Bu arkadaş bir kelimesini atmış. Seni kara saplı bıçak gibi bir sineme sapladılar diyor. Yani bu rafta duran çok özel bıçak, kara saplı bıçak. Başka kara saplı yok. Bir tek o var kara saplı. Halbuki seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar başka laf. Seni kara saplı bıçak gibi bir sineme sapladılar başka laf. Biri atıp? Biri atmış evet, biri yok. Çünkü orayı kıvıramamış. Halbuki kıvrılacak bir tarafı yok. Böyle daha birçok örneği verebileceğimiz... Bu ve bunun gibi bir sürü şey oluyor tabii ki. Onun için yani prozodi diye bir şey var. Konuştuğun gibi şarkı söylemek. Mesela... Ayrılık Rüzgarı şarkısı çalınıyor. Orada bir iş dedi ki, abi burayı yanlış söylüyorsun dedi. Neresi yanlış dedim. Onun bir diğerinde diyor ki, sevgilim, ellerin artık tutmayacak ellerimi diyor. Tamam mı? Abi diyor, tutmayacak demek gerekmez mi diyor. Evet, tutmayacak diye yazar ama dedim,
tutmayacak diye okumak enayilikten başka bir şey. Bunu Türkçe tutmayacak denirsiniz. Buna başka türlü sor konuşulamaz dedim. Tutmayacak da diye. Tutmayacak. O evet kadar. Orada çok kaba bir tabir var. Tutmayacak. Ha, öyle söylüyor. Tutmayacak diye bile konuşulmaz. Bunun doğrusu tutmayacak. Budur. Tutmayacak diyeceksiniz. Bunu öğrenmeden bu şarkıyı dinlemeyeceksiniz. Sizin gibi bir sürü insan bunu benim yanlış söylediğimize diyor. Siz öğrenmeye bakın doğrusunu. Peki bu fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi, sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Şimdi mesela sen zannediyor musun ki ben hayatımda yanlış hiçbir şey yapmadım? Ben de yaptım. Mesela o şarkı. O şarkının orijinalinde yanlış söyleniyor. Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapımdan. Kapı diye bir laf var mı ya? Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapımdan diye demek varken. Ama şimdi ben onu sahnede söylerken böyle söylüyorum. Demek ki kendini tamir edeceksin. Yani insan doğar, büyür, gelişir, büyür, ne yaparsa yapar. Gelişmek önemli bir şey. Bir evi olsun ister bir de içmeye hem kocası. Tanrı ne dedisek ikimi gider. Yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar. Yine elinde benim sözüm. Gözlerinden taşlar atar. Ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Büyürecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Aşkın Nur Yengi'nin o şeyi uzatması gibi. Aynen öyle. Bir ara da kapımdan. Evet, kapı diyebilir miyim? Kapı. Ha bunu yapılamayacak bir şey olurlar yaparsın bunu. Bu şey bir yerken her sabah bir kız geçer kapımdan. Demek ki yapılabiliyor. Evet, kapımdan. Ha. Peki hani bu şarkılar var işte hepimizin de hit dediği işte Alpay denince aklımıza gelen. Peki şu dönemde yine hepimizi kucaklayacak işte 80'li 90'lı yıllarla 2000'li yılların insanlarını kucaklayacak ortaya yeni projeler var mı Alpay abinin? Çünkü kendini yenilemeyi seven, geçmişe çok dönmeyen bir insan olduğunu söylediniz. Şimdi tabii ben devamlı öğreten bir insanım. Siz kucaklayıp kucaklamayacağım, o size ait bir şey. Kucaklar mı kucaklamaz mı? Ben kucaklasın diye yapıyorum. Ben kucaklasın diye yapıyorum ama kucaklar mı Allah bilir yani. Ben kucaklayacak diye bir laf yok. İşte ben bu yazın şarkısını öğrettim. Nereden belli? Olursa olur, olmazsa olmaz. Var bir takım şarkılar tabii benim hazırladığım şu anda. Bunların bir tanesi Best of Volume 2. Yani en iyileri var ya, o birincidir. Evet. Benim, çünkü ben 4 tane de yapabilirim Best of şarkısı. Tabii, o kadar çok malzemem var benim. Evet. Best of Volume 2'de de işte benim o zamanlar söylediğim Türkiye'de bir numara olmuş. Sana onların listelerini de zaten alacaksınız, gösterirsiniz insanlara. O şarkılar var. O şarkıları bir araya getirmek. Ama bugünün tekniğiyle. Ha, şimdi oldu. Evet. Yani altyapı yeni. Yeni, her şey yeniden söylenecek, yeniden çalınacak. O bazı insanlar da bu olmaz diyorlar. Niye olmuyor kardeşim? Bir orijinal bir orijinal efendim. O enayi bir dönemde Türkiye'de stüdyoların tekniklerinin gelişmediği, teknolojinin gelişmemiş olduğu bir dönemde yapılmış şeyler. Bugünün teknolojisinde bunları yapmak var. Bir de o günü geri, biz o günü geri geçmek zorunda değiliz. Biz bugünün teknolojisiyle bunları yapacağız. Yeni şey, yenilik budur. Şimdi ben onu yaptığım zaman mutlaka bir de 0 kilometre şarkı koyuyorum işin içine. Bir ya da iki. Bir takım eski şarkılar, bir de 0 kilometre bir ya da iki şarkı. Bir o var, bir de Akdeniz şarkıları diye bir projem var. İkinci proje. Üçüncü projemde yalnızca İspanyolca şarkılardan oluşan bir albüm var. Türkçe mi? Hayır, Türkçe değil, İspanyolca diyorum ben. Ben İspanyol ezgisi anladım ama İspanyolca söyleyeceğiniz. İspanyolca,
Şimdi efendim Türkçe albüm, bir de Türkçe mi söylenmeli, ne yapılmalı bilmiyorum diye düşünüyor insanlar. Türkçe söylemek diye mecburiyet yok. Yani ben birçok şarkıdan ne dediğini anlamıyorum, dinlemiyorum bile. Müzik mi bana bir şey söylüyor? Öyle bir şarkı var ki İspanyolca söyleniyor. Tek kelime İspanyolca bilmeyen adam oturuyor ağlıyor şarkıyla, içkiler içiyor. Yok mu öyle bir şey dünyada? Birçok müzik senin var bilme, öyle. Senin bilmediğin, mesela bizim toplumumuzun çok hoşlanacağı bir müzik türüdür Yunan müziği. Çok hoşlanıyor. Yunanca söylüyor, süper. Çok da sahipleniriz yani, çok da, tabii, çok da çalarız. Ayrıca da o kültür öyle bir karışmıştır ki birbirine. Hangisi Türk'ün, hangisi Rum'un belli değildir. Belli değildir, evet. Biz mi onlardan aldık, mesela, onlar mı bizden aldık? Mesela ben şeyde, Amerika'da bir plak dinlettiler bana. Yunanca. Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom. Yunanca söylüyorlar. Bizim diyorlar. Bizim diyorlar. Biz de bizim diyoruz. Senin ya da onun fark etmez. İyi bir şeyse kalsın öyle. Yani illa ki bu benim kültürüm falan filan diye bunun da iddiasında değilim ben. Adam diyor ki bak döner bizim işimiz diyor. Döner bizim işimiz diyor. Hangisi yaptı? Sen bunu nasıl saptayacağız bunu? Dünyadaki ilk döner kebapçı kimdir? Nasıl bilebileceğiz bunu yani? Evet, şimdi Yunanlar bizim baklavayı... yani bunu oturup da böyle şey etmenin veri yok. İlla ki ben şuyum, ben buyum iddiası. Ben insanım diyebiliyor musun kardeşim? Bence bütün her şey orada bitiyor. Ha. Sonra bir de insanım derken de şunu düşünmek lazım. Bana göre dünyanın en şerefsiz hayvanı memelilerden insandır canım. Tamam mı? İnsandan daha şerefsiz bir yaratık yok dünyada. Var mı? Herkesi katleden. Evet. Ondan sonra kendi çıkarları düşün. Şimdi ne düşün kardeşim? Sen bir köpek gördün mü hayatında? Kaplumbağayı öldüreyim de kabuğunu kask olarak kafama geçireyim diye dolaşan bir köpek yok dünyada. Ama insan öyle değil. İnsan herkesin sahasına müdahale etmiş. Hele para icat edildikten sonra daha da şerefsiz olmuş insanlar. Sen ne diyorlar ki dünyaya kazık kakacaklar. Bugün varsın, yarın yoksun. Şerefinle yaşa. Ha, hayvanları hor görmek çok ayıp bir şey. Dünyada bana göre çağdaş bir toplum da yok. Onu sana söyleyeyim. Niye yok çağdaş toplum? Çünkü çağdaş olabilmek için, bir toplumun çağdaş olabilmesi için bir insanı öldürmenin cezasıyla bir hayvanı öldürmenin cezası eşdeğer olacak kardeşim. Bu kadar. Yani İnsanı öldürmek çok büyük suç da köpeği öldürmek suç değil mi? Bu kadar basit. Ben bu canlılar için bunu geçerli olacağını düşünüyorum. Çünkü canlıya katletmek, bir canlıya, tabii. Hani Allah'ın yarattığı bir canlıya senin kıyma şansın yok. Evet, bu kadar. Böyle bu kadar, tabii. Yani. Hani bunun şimdi hayvan, bitki, insan... Beslenmek için yapıyorlar bunu. Beslenmek için. Benim bütün hayvanlarım benim kimliğimi taşır. Bak işte bu benim köpeğimin mezarı, ne yazıyor üstünde? Sonra çekeriz, görürsün. Evet. İleride. Evet. Rupi Nazikioğlu. Sensiz ev bomboş. Evet. Doğum 01.02.1995, ölüm 22.03.2010. Bu köpeğinizin mezarlığı. Evet, mezarı. Zannedersem konuşmamızın başında da sakıncası yoksa onu söylemek istiyorum. Ajda Pekkan'ın... Ha, beni köpek mezarına gömün diye bir laf etmiş galiba. Evet, ben izlemedim onu. Geçenlerde... Onun üzerine köpek mezarı göstermişler. Bu da tabii çok ekstra bir köpek mezarı yani. Evet, bayağı bir. Ben de açık söyleyeyim ilk defa. Evet. İlk defa görüyorum bunu. Zannedersem televizyon editörleri ve yönetmenleri de sizin bu... Evet, ama onun kimin olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani benim köpeğim olduğunu bilmiyorlar. Öylesine çekmişler onu orada. Bu sohbet üzerine çekmişler. Şimdi işte bu olay. Olay bu. Evet. Yani bir köpek alıyor adam yazın. Eğleniyor onunla. Yaz sonunda atıyor köpeği sokağa. Ankara'da Gölbaşı'nda bu mezarlığın da olduğu bir köpek barınağı. Bu mezarlık Ankara'da mı? Ankara'da. Orada bir hayvan, bir köpek barınağı var. Yani ne köpekler? Huskiler, kangallar, setterler, işte bilmem kanişler, manişler, hepsini almışlar, atmışlar. Aslında hayvan alacaksan oradan almak lazım.
o hayvanları almak lazım. Hepsi adam, adam evine almış bakmaya, bakamamış, oraya mı göndermiş? Yani şimdi bir kere bir hayvan alıyorsan evine, kendinden başka bir hayvanı beslemeyi istiyorsan, o zaman ona çocuğun muamelesi yapacaksın. Ya da almayacaksın. Almayacaksın, onun günahına da girmeyeceksin. Evet. Vebalini de almayacaksın. Aynen, aynen öyle. Ya almayacaksın ya da aldığın zaman çocuğuna ne yapıyorsan aynısını yapacaksın. Çok güzel. Yani benim bir lokma yemek imkanım olmasa, aç kalsam ben önce hayvanımı doyururum. Buradan hakikaten işte hayvansever olmak, hayvan dostu olmak, evinizin içinde ya da dışında, imkanlarınız dahilinde onlara bir kap su ve bir kap yemek koymak, ki kapıdan girerken gördük sevgili izleyiciler, Alpay abinin yaşadığı bu güzel dünyanın bahçesinde ağaçlar var, kaktüsler var, yetiştirdiği sebzeler var ve en önemlisi bu bölgenin bütün kedilerine biz bakıyoruz dedi. Ve tabii. Özellikle kedinin ismi neydi? Tombik. Tombik ve onun bütün akrabalarını az önce kapıda da karşılaştık onlarla. Onun da soyadı Nazikioğlu, onun da nüfus kağıdı var. Tombik Nazikioğlu. Tombik Nazikioğlu. O da kimliği olan tabii, tabii ki. Bir hayvan, şanslı o zaman. Ama diğerlerinden hiç ayırt etmiyorsunuz herhalde. Tabii, yani bütün hayvanlara bakıyoruz, ne diyorum sana. Evet. Bak buradaki bütün kedilere biz bakıyoruz. Burada kedileri sevmeyenler var. Diyorum ki ya şu kedileri bıraksak da keşke bunların evini fare bassa görsünler günleri. Yani burası doğa yani. Burada fare marer. Böyle kedi gibi fareler var burada. Kedi olmazsa fare basar. Hiç şakası yok farenin. İşte fare... Doğanın kanunu işte bu ekolojik dengeyi koruyabilmek adına işte kedi fareyi yakalayacak. Yakalamadığını düşünün. Şimdi bir de şu var. Ben kedinin fare yakalaması ben de karşıyım ayrıca. Mesela bizim bu tombik her gün bir tane başka şeyle giriyor. Kertenkeleyle geliyor eve. Oynuyor onunla, öldürmüyor. Ha, öldürmüyor. Öldürmüyor. Ama sonunda oynarken öldürecek tabii. Hemen alıyorum o kertenkeleyi, yandaki bahçeye atıyorum. Tamam. Şimdi bir gün bu büyük deprem oldu. Var ya 99. O depremde biz burada denizin içerisinde bir villada yaşıyorduk. O deprem olduğu zaman. Ve yanımızda bize yakın olan bir başka ev yaşanamayacak hale geldi. Yıkıldı. Bizim ev hiç olmadı. Yani onu biz bütün çıplaklığıyla yaşadık. Çünkü ben stüdyodan gelmiştim. Yeni bir albüm hazırlanıyordu o zaman. 3-3,5 falan gibiydi. Hani bir kadeh bir şey içelim falan dedik. Evin içine girdik, başladı deprem. Olağanüstü bir şey. Allah kimseye göster vermesin. Ama bunu yaşamadan... Bunu yaşamadan ne olduğunu anlamak mümkün değil. Allah kimseye de yaşatmasın. Ama ben yaşamış olmaktan dolayı mutluyum. Bunu da yaşadım diyorum en azından. Yani çok büyük bir avantaj depremin ne olduğunu biliyorum ben. Ben balonla çıktım, balonla düştüm. Dünyada balonla düştüğü yaşayan tek adam benim. Balon çakıldı, bizim bildiğimiz balon. Yani bundan da mutluyum. Bunu da yaşamış oldum. Gel gelelim bu hayvanlarla olan ilişkiye baktığın zaman hayvan çok önemli bir şey yani. Hayvan sana bakan bir şey yani. Sen onu şey edersen, doyurursan doyar, doyurmazsan aç kalır. Gerçi kedi kendi hayatını korur, çöp tenekelerinde falan filan. Ama bu adam gibi bakmak varken niye onları ben çöp tenekesine mahkum edeyim? Buradaki bütün kedileri biz bakıyoruz. Çok güzel. Geldiğin zaman hepsi bizim zaten... Avluda. Az önce buralardaydı. Keşke yanımıza gelse. Hangisi? Tombik. Çağırdığım zaman... Yani kendi başına böyle. Tombik. Tombik. Tombik son derecede keyifli şu anda. Bakmıyor bile. İbrahim Bey siz onu yakalayabilir misiniz? Yok, gelmez herhalde size. Yok yok, gelir. Al kucağına evet, gelir. Alıp kucağına bizim yanımıza getirme şansın varsa... bir şey yapmaz. Ha, yapmaz bir şey. Bir şey yapmaz dediyse bak. Gül yüzüne sevdalandım bir çift tat.
yaşım koyup uzansaydım dizine. Sen ölsem de gönlüm sendedir güzel. Yette, yette yavrum yette, bastırmalar denkte, kızlar oynamakta. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Maşallah. Çeksene. Dünyanın en güzel kedisi. Maşallah, maşallah. Gel bakalım sen var ya, sen ne kadar seni Rabbim ne güzel yaratmış öyle. Ah canım benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ha? Hoş geldin. Mır 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 mır. Tabii. Bu mutlu olması. Tabii tabii canım. Çok mutlu bir kedi bu. Bunlar giriyor değil mi şey programı? Tabii tabii, şu anda kayıt devam ediyor. Evet, tombik nazik yolu. Şimdi bu bir gün kendi büyüklüğünde bir saksağanla geldi eve. Şimdi bu saksağan karga türünden biliyorsun. Saksağan 50 metre ötede baktığın zaman kaçar, o kadar uyanık hayvanlar onlar. Nasıl yakalarsa yakalamış. Sen nasıl yakaladın onu? Getirdi saksağanı, neyse ben aldım, hürriyetine kavuşturdum. Şimdi bu... Yanımızdaki ev yıkıldı depremde. Bir gün tabii orada insanlar oturmuyor artık, yaşamıyor. Kullanılamaz halde. Fare insan olan yerde yaşar. Fındık faresi. Bu büyük farelerden değil. Bir gün bir baktım mutfakta şeyin ocağın arkasına böyle bakan bir fare. Ya çıldırdım onu, ne yapacağız şimdi, bunu nasıl yakalayacağız bunu? Yaşatmak istiyorum yani. Neyse, tuzaklar bulundu, arandı ama öldürmeyen tuzaklar. Bir türlü şey etmiyor, girmiyor tuzağa. Bir tane bu ıstakozları yakalayan bir şey vardır ya, aşağı doğru böyle iner. İner, evet. Çıkamaz dışarı. Bir tane ondan kondu eve. Akşam bir geldim baktım, fare içinde duruyor. Hemen bir kavanoz aldım, üstünü deldim. Hava alsın diye fareyi aldım, koydum onun içine. Bir tane yılan akvaryumu aldık. Oh. İçini talaşla döşedik. İki tane küçük kap koyduk. Birinde yemeği, birinde suyu var. Fareyi de koydum onun üstüne. İsmini de Jerry diye yazdım. Kalonda duruyor fare. Jerry. Şu an duruyor mu? Hayır, hayır. 10-15 gün yaşadı. Öldü. Şimdi tabii o doğaya alışmış bir hayvan. Zıplıyor böyle. Zıplıyor. Kafasını yukarı vuruyor. Yukarıda mazgalılar var. Herhalde diyor bu beyin kanamasını öldü bu salak. Sana bakıyoruz, daha ne istiyorsun? Bıraksak kedi yakalayacak. Neyse. Ona bile bakıyoruz. Dünyada hayvan sevmiyorum diyen bir insan olursa ben o insanla konuşmam, bakmam suratına. Yani o insana ısınamam. Bu nasıl güzel bir zevktir böyle. Bu nasıl güzel bir zevktir böyle. İnanamazsın Mahir, kesin dokunmalısın buna. Ellerini mucukla bak. John, ne oldu? Çok güzelsin sen. Peki Alpay abi, siz romantik bir adamsınız aynı zamanda. Aşk dünyasından biraz bahsetsek, aşk adamı olan Alpay Bey'den biraz bahsetsek, duygularından biraz bahsetsek, biraz sizi toparlayan ifadesini kullanmayacağım ama hani arkanızda gerçekten çok güçlü bir hanımefendi var, ondan biraz bahsetsek. Yani bunlardan bahsetmeyelim, özel hayata girmeyelim, hiç girmeyelim. Ama aşk çok önemli bir şey, onu bir kere bilmek lazım. Aşkı tarif ediyoruz. Aşkı tarif eder misin diyor. Şimdi bir program var. Aşk tarif edilecek bir şey. Aşk yaşanacak bir olay. Aşk yaşanmalı bir olay ayrıca. Yaşanmaya değer bir olay. Tüm sevinçleriyle ve hüzünleriyle yaşanmaya değer bir olay. Şimdi şarkı yaparken aşkın hüzünlü kısmı ele alınır. Öyle değil mi? Evet. Hüzünlü kısmı. Çünkü şimdi benim şarkılarımda da umutsuz şarkılar değildir ama bir hüzün vardır içinde. Şimdi oturup da gel sevgilim seninle kırlarda oynayalım, koklayalım, koklaşalım, zıplayalım, toplayalım, çiçekler toplayalım diye bir şarkı yapsan kimse dinlemez o şarkıyı. Aşk hüznü barındırdığı zaman da güzel bir olaydır. Çünkü insan sevdiği zaman, aşk öyle bir duygu ki, sevdiği zaman insan aşkın beraberinde gelen rezilce bir korku vardır, yitirme korkusu. Yitirme korkusu olmadan aşk olmaz. İşte bu kadar. Hı? Siz bu duyguyu en zirvede yaşıyorsunuz zannedersem. Tabii ki ben aşık olmadan hiç hayatı yaşamadım hayatımda.
yaşamak da istemem. Evet. Vallahi her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Alpay abi. Bizi kabul ettiniz. Bu güzel sohbetinizle, izleyicilerimizle, Astivi'den bizleri izleyen değerli müzik dostlarıyla güzel, keyifli bir zaman diliminde buluştuk efendim. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Biz ama bu keyfi, maşallah ya, şuna bak. Kaç kilo bu şu anda? Valla ölçmedik ama hani pek hafif bir alt değil. Bayağı bir herhalde doğduğundan beri mi burada efendim yoksa? Tabii bu bebekken alındı. Normal, bu herhalde sokak kedisi değil mi? Cins kedi falan değil bunlar? Dünyada her hayvan cinsidir abiciğim. Şimdi güzelliğine bakar mısın? Çok muhteşem bu tüyler. Tabii. Şimdi diyorlar ki buna Ankara kedisi kökenli. Kökenli mökenli benim kardeşim. Çok güzel bir kedi ve de bir kedinin barındırması gereken tüm özellikleri bunlar. Maşallah. Elini yımıncıklıyorsun ve... Maşallah. Vallahi süper. Huzur verdi bir anda sevgili izleyiciler. Ona biraz dokunmak bütün stresimi de aldı benim. Çok şeker ederim. Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, kurgu editörümüz sevgili Mustafa, kaptanımız İbrahim Bey'e, kameraman arkadaşlarım sevgili Bekir ve Mahir'e ve sevgili Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Ve teşekkürlerin en güzelini de tabii ki... Geçtim, 90 dakika oldu mu? Evet, Alpay abiye yapıyoruz. Alpay abiye yaparken de Bursa'dan geldik. Kestane şekeri Kardelen'den. Alpay abicim. Çok teşekkürler. Bir de... Sizin bileklik konusundaki hassasiyetinizi sevgili kameraman arkadaşımdan rica edelim. Zaten burada... Bu denge aletiymiş. Bir işe yarıyor mu farkında değil. Biz de size böyle bir... Bir kuyumcu hayranım bunu yapmış bana özel. Çok teşekkür ederim. Duyur Gümüş'ten böyle bir hediyemiz olsun efendim size de. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben size teşekkür ederim. 90 dakika çabuk geçti ama baya. Evet, hatta daha da fazlası oldu. Kaç dakika oldu sevgili... 110 dakika. Evet, sevgili izleyiciler, haftaya inşallah yepyeni bir programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Nilüfer Belediyesi'ne programımıza çok değerli katkılarını sağladığı için Sayın Başkanımız Mustafa Bozbey'e de teşekkürlerimi sunuyoruz. Mustafa'ya da ben sevgilerimi yolluyorum. Evet. Süper şeker bir adam. Mustafa'yı seviyoruz. Evet, ben çok seviyorum şahsen. Çünkü Bursa'da sanat... Ve sanata yani dair insan, her şey insan, gerçekten. İnsan işte, Mustafa bir insan. Hiçbir olayı ihmal etmeyen bir insan. Ben siliyorum gerçi şeyleri ama yoktur şu anda. Her gün iki tane mesaj geliyor muhakkak oradan. Nilüfer Belediyesi'nden mi? Evet. Evet. Çok spor salonunu bilmem devreye sokuyoruz. Şudur budur gibi. Yok da bugün gelmemiş. Mutlaka. Çok aktif bir insan. Ve ayrıca çok doğru düzgün bir insan. İnsan yani işte insan. Evet. İnsan olmanın avantajını yaşayabilmek için bir kere tüm canlıları seveceksin. İnsanı, hayvanı, her şey. Yani insan da bir hayvan, nereden baksan işte. İnsan da memelilerden insan. İnsan da başka bir şey değil. Ya en gelişmiş hayvan insan. Evet. Şimdi bütün hayvanları seveceksin. İnsanı hayvandan ayrı tutmayacaksın. Ben insan derken tabii ayrı tutulduğu için konuşuyorum. İnsanları sever misin? Severim. Tanımadan bütün insanları severim. Tanıdıktan sonra sevmek gerekenleri severim, sevilmeyecekleri de severim. Bu kadar basit. Güzel bir cümleydi. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ekranlarınızda, yüreklerinizde yer verdiniz. Ünlülerin Dünyası'nda bir başka programda tekrar buluşmak ümidiyle. Bu güzel sıcacık Alpay abinin evinden şimdilik bu kadar. Haftaya buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.